Bakı içeride mi? İçeride amirim. Katil kim olabilir ya da kimler olabilir? Az önce ihbar aldık polis teşkilatımıza. Şu anda büyük bir derin araştırma yapıyoruz. Size döneceğiz. Katile gelince katil herkes olabilir. Hatta siz bile. Ne? Ben mi? Osman, maktulünle tetkik edelim, araştıralım. Bir ipucu bir şey bulursak bana haber verin. Olur komiser. Hadi size burayı çabuk terk edip dağılın. Aç bakalım bir cesedi de görelim. Sanırım boğularak öldürmüş bu. Evet. Bir kan örneğine bakayım tırnağına. Herhangi bir deri parçası, kan işimize yarayabilir. Osman bir şey görebiliyor musun? Şurada bir bez parçası gibi bir şey var. Gördünüz mü siz de? Eldiven takılmış sanırım. Katil eldiven mi kullanmış? Olabilir evet. Ama boğuşmada sanıyorum bu bez parçası bir şeye delalet olabilir. Olabilir. Sanırım biraz galiba direnmiş gibi değil mi? Evet. Bunu bir incelemeye evet, göndersiniz. Bak bu kan örneklerini, şu bez parçası daha doğrusu şeyini al, bu neye ait olduğunu bulalım, cinayeti çözelim. Hemen kriminolojiye gönder. Tamam mı? Sonuçları bekliyorum. Tamam? Evet. Zamandır komiserimiz. Komiserim emeklilik ne zaman? Bakalım. Bu cinayeti çözdükten sonra, dosya kapandıktan sonra emekli düşünüyorum. Artık sahil kasabasına gelip rakım balık yaparız komiserim. Dur bakalım ya, o kadar uzun boylu değil ya. Nerede bu tazminatla? Yazlık alacaksın da, tekne alacaksın da balığa çıkacaksın. Ya araba bile alınmıyor bu devirde, araba. Bırak arabayı, arsa bile alsak şükür edeceğiz. Neyse, Osman hadi gidelim. Sen de işine bak. Niyazi. Emir'de kadar gelir misin? Ne yapıyormuş benim Şinasi'm? Ne yapıyormuş? Daha çok küçük büyüyecek. Ah Şinasi'm, sevgili Şinasi'm. Amirim, şunun ismini değiştirseniz diyorum. Olur mu? Özellikle seçtim. Özellikle mi? Evet. Abdülhakamit Şinasi, Cumhuriyet döneminin en önemli roman yazan modernist edebiyatçılarındandır. Mesela onun bir dörtlüğünü sana okuyabilirim aklımda kaldığı kadarıyla Niyazi. Oldu olacak. Bari okuyun da edebiyat bilgimiz geliştirsin sayenizde. Hasan'ın duası. Bu yollarda, bu dağlarda çakan şimşekler bir geliyor, bir gidiyor, elveda diyor. Denizlerden, semalardan akan rüzgarlar veda diyor, veda diyor, elveda diyor. Sen ne zaman bize elveda diyeceksin, veda edeceksin Niyazi? Cinayeti çözeceğiz Sayın Amirim. Çözemeyeceksin Niyazi, çözemeyeceksin. Nedenmiş o? Çünkü emekli oluyorsun da ondan Niyazi. Ben de en kısa zamanda çözerim amirim. Çözemez. Bir saat uğraşıyorum çözemedim. Alsın çözsün bakalım. Çözemez tabii ya. Çözmek için zeka lazım zeka. O da sende yok. Amirim görüyorsun bana aptal diyor ya. Aranızdaki meseleye beni karıştırmayın lütfen. Anlıyorum amirim anlıyorum.
Size katılıyorum. Emekli olup basmada taksi şoförlüğü yapsın. Orası belli olmaz. Ha amirim, bu cinayeti çözdükten sonra Bodrum'a yerleşip orada pansiyon açmayı düşünüyorum. Bir gün gelip teşrif ederseniz bir rakı balık yaparız. Sana gelince Altan, boşuna heveslenme yerime geçmek için. Göreceğiz bakalım. Bodrum'da mı, Konak Vapuru'nu izleyerek mi havalanacaksın? Hayal denizinde yüzüyorsun derim Niyazi. Hayal denizinde yüzüyorsun. Şu bizim yeni gelen tıfılı çağırın bakayım bana. Buyurun amirim. Gel bakalım oğlum Orçun. Seni ekip arkadaşlarına tanıştırayım. Komiser Niyazi ve yardımcısı Osman. Memnun oldum komiserim. Komiserim memnun oldum. Orçun akademi mezunudur. Sizin gibi alaylı değil. Hadi şimdi benim şinasimi getirin. Nerede benim şinasim? Şinasimi getirin. Şinasi Abdülhak Hamit Şinasi. Hadi gidelim. Akşama ne yapıyorsun? Ablama gideceğim. Neden sordun ki? Yalnız takılmaktan sıkılmıyor musun? Anlamadım. Neyse anlama daha iyi. Allah Allah. Mümkün olmadığınca ağzını sakin açın deme, tamam mı? Sonra ne bu ya? Kılık kıyafetin. Git kendine bir çeki düzen ver. Şu saç sakalı bir kes. Ben Ekim'de böyle insan istemem. Aman komiserim, taktığın şeye bak. Şimdiki gençlerin hepsi böyle. Osman! Ben Ekim'in kurallarını adam öğretiyorum. Sen kalkma sonunda bıdı bıdı yapıyorsun ya. Komiserim haklı. Hadi bakalım çömez. Kızmayın komiserim. Yarın tam istediğiniz gibi geleceğim. Ha şöyle tamam. Hadi bakalım. Arıyorum. Alo hayatım. Neriman. Niyazi. Akşam kızı istemeye gelecekler. Ne? Bu kız istemeden nereden çıktı ya? Neden benim haberim yok? Kuşbaşı et al, yoğurt al, ekmek al. Gelirken unutma, geç de kalma. Tamam mı? Tamam hayatım. Görüşürüz. Sen. Şimdi başımıza kız istemeye çıktı değil mi? Hayırlı bir iş galiba. Ha, çok hayırlı. Kızı istemeye geliyorlar. Yani masraf. Kısmet ne zaman çıkacağı belli olmaz. Neyse hadi. Şu sahile gidelim de bir kafa dağıtalım senden. Gir lan sen de. Polis. Buyurun komiserim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Cinayetle ilgili size birkaç sorum olacak. Hay hay, buyurun içeri. Şöyle buyurun. Buyurun komiserim, sizi dinliyorum. Müsaadenizle son rotuşları yapıyorum. Bitti. Şöyle buyurun komiserim. Şarap alır mıydınız? Komiserim. Sağ ol. Görev anında içmiyorum. İyi siz bilirsiniz. Kulak takmayı seviyorsunuz sanırım. Bir çeşit hobi benim. Koleksiyonum var. Buyurun bakın içeri. Ha gerek yok. Gülizar Hanım ne zaman beri tanıyorsunuz? 5 yıldır. Güzel kadın değil mi? Ahmet onu hak etmiyordu. Ahmet kim? Biliyorsunuz sanıyordum. Ayrıldığı eşi, sarhoşun, kumarbazın, ayyaşın teki. Zaten öldürüldüğü gece kavga sesleri geliyordu. Gürültü patırdı. Peki başka? İnşaatçıydı kendisi. Hı hı. İşleri iyi gitmiyordu. Sık sık para istemeye gelirdi. Anladım. Teşekkürler. Bu kadar mı? Evet. Şimdilik bu kadar. Hı.
hekimler gelmiş. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Canım çoktan görünmüyorsun. Dedim gideyim de bunu bir yakalayayım. Bizim işlerimiz malum, stresli, yoğun. Şimdi de bir kadın cinayeti çıktı başımıza. Bizim zamanımızda karı koca geçinmez ayrılırdı. Yoluna giderdiler. Ama şimdi öyle değil. Adam ayrılıyor, hanımını da bir güzel öldürüyor. Her gün bunları dinliyoruz. Allah'ın öyküsü. Vallahi abla, bizim de tahminimiz öyledir de. Ama bazen öyle bir yerden katil çıkıyor ki anlamıyorsun. Şimdi de Niyazi komiserin yanına bir acemini verdi. Osman gibi yakışıklı mı kız? Yok ya abla. Ufak tefek, sevimli biri ama. Kız var onu kapala. Evde kalacaksın. Aman abla, be sen de. Allah'ım, öldürmedim. Ben mazlumum, komiserim, öldürmedim. Olay gecesi bütün mahalle sesiniz duymuş. Ayak yapma lan bize. Sadece tartıştık biz. Hepsi bu kadın. Bak Hasan, tartıştık diyorsun da her tarafı kırıp dökmüşsün. Kadının boğazını sıkıp öldürmüşsün. Sadece tartıştık o kadar. Ondan sonra ben çekip evime gittim. Ben öldürmedim. Bütün ne varsa deliler senin aleyhine, tamam mı? Komşular da şahit. Aslanım bak, bizi uğraştırma da al şunu, imzala. Az bir cezayla yırtarsın, tamam mı? Avukat tutma hakkın var. Eğer paran yoksa deliler sana barodan bir avukat tayin eder. Alın götürün bu adamı. Hayırdır? Olayı fazla uzatmaya gerek yok. Her şey Ahmet'in aleyhine. Adam tekin biri değil zaten. Suç işlemeye meyilli. Gönlünün dostusun cezaevine. Sen de emeklini ver. Bu sabah singolarla uğraşma. Hayret ya. Sen ne zamandan beri düşünür oldun beni? Eğer emekliliğini isteyeceksen burada bu adamla ben yapamam. Ben de tayinimi isterim. Ya öyle bir şey yok. Bu adam kendi kendine gelin göğü oluyor. Aklı sıra ben emekli olacağım da benim yerime geçecek. Kalkalar bile güler. Hadi gidelim ya, işimize gücümüze bakalım. Ya bırak, yaşını başını aldın, hala uğraşıyorsun. Buyurun komiserim. Yok öyle bak. Ya komiserim ya, Allah aşkına. Yapma, gelin kendim eve. Ya Şakir, Allah aşkına sızlamayı bırak da in aşağı. Ulan görün de sen 3 kilometre ötede geliyorsun sanıyorsun. Ulan pasat dükkanı senin evinin altında. Ya beni hanımlar bu saatten sonra papaz mı edeceksin ya? Allah Allah. Hadi bekliyorum. Bu hayat pahalılığında oğlum, kız mı istenir ya? Ya ne deli misin sen? Kız gıda mühendisi, babasının desen 3 katlı evi var, biz apartman dairesinde çürüyüp gidiyoruz, baba desen zaten yok. Ya hadi şu kapıyı da girelim ya, niye uğraşıyoruz burada, donuyoruz burada, hadi erkek aç kapıyı. Allah'ım yarabbim. Aç kapıyı. Ben güleriz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çikolata şöyle vereyim ben. Buyurun otur. Buyurun otur. Tamam, teşekkür ederiz. Aa, çaylar da geldi. Buyurunuz. Sağ ol anneciğim, çok teşekkürler. Afiyet olsun oğlum. Buyur kızım. Çok ilginç bir mesleğiniz olmalı. Sayılır. Arada bir aksilikler olmuyor değil. Dün birini patakladığım gibi. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Aysun'u, oğlumuz Sinan'ı istiyoruz. Gerçekten Allah emretti de sizi öyle mi gönderdi? Mesleğin neydi? Elektronik mühendisi baba. Kızım dur da bir o konuşsun ya, ağzı yok mu? Aslında Aysun dediği gibi efendim. Ama kendi işimi yapmıyorum maalesef. Nasıl yani? Efendim ben mezar kazıyorum. Ne? Mezar mı? Hanım, gül gibi kızı mezar kazan birine mi vereceğiz ya? Vereceğiz, mesleği güzel. Yani belediye çalışıyor hem. Efendim öyle demeyelim şimdi. Annem de dediği gibi ben belediyede çalışıyorum. Torpil işi falan çok fazla dönüyor belediyede. Ben efendim orada kazanıyorum. Asgari ücretten yüksek kazanıyorum. Ve hatta yılda 4 ikramiyem var. Herhalde sendikanda vardır. Sendikanda var tabii canım. Sendikasız olur mu hiç? Ben 27 yıllık memurum. Ne ikramiyem ne sendikam var. Evet. Çok güzel. Verdim gitti.
Sağ ol, ben bunlar oluyorum. Sağ ol, hayırlı olsun oğlum. Of be, kattık kızı be! işler nasıl bu aralar? Koronadan dolayı yoğun birazcık. Niyazi hoş geldiniz. Ama Niyazi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bugün bizim Osman'la izin günümüz. Komiserime bir sürpriz yapardık. Hem senin şu kuş hobini merak ediyordum. Tam üstüne geldiniz. Ben de ilaçlarını veriyorum hayvanlara. Evet, çok güzel. Benim işim bu artık daha sonra. Buyurun oturun, hoş geldiniz. Ben de çocukluğumda taklacı beslerdim. Eskiden tabii. Ne var yok? İyisiniz. Ya iyidir. Kuş hasta mı? İlaç sıkıyorsun. Hasta olmadan önemli olan ilaç vermek. Gözüm gibi bakıyorum bunlara. Bunlar misali. Hem de kuşlarım vardı, taklacılar. Çocukken bakardım. Ben de bir ara taklacı beslemiştim. Fakat şahine çabuk kapılıyorlar. Onun için misiri besliyorum ben. Misirler çok mütevazı hayvan yani. Sahibine sadık. Ayar olabiliyor, kaçmıyor, alçaktan uçuyor. Ben de öyle zevkimi alıyorum bunları. Aslında bunları öğrenmem iyi oldu ha. Bakarsan emekli olduktan sonra ben de kuş beslerim. Yani bunlar bana en azından bir tecrübe olur diye düşündüm. Hadi bakayım kuşum benim. Kırmızı gülüm. Yazcım, aşağıya inelim, çay içelim. Sohbet orada devam edelim. Demek abi şerefsi seni de görevden aldı. Bir ara beni de görevden almıştı. Emir Büyüker'den gelince. Amacı cinayeti örtbas etmek. Beni de bir an önce emekliye ayırmak. Yerime biliyorum kimi getireceğim de. Ama ben bu iş peşini bırakmam. Bence de bırakmam. Bu millet devlete bu kadar vergi veriyor. Bir kısım azınlığın huzur ve mutluluğu için vermiyor o vergileri. Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. Huzur da yoktur, mutluluk da yoktur. Haklısınız, var komiserim. Aynı fikirdeyim komiserim. Bu işi çözmeden emekli olmayın bence. Olmam da, merak etme. Ben yine komiserim seni bu ekibin içinde görüyorum. Emekli de olsan senin tecrübelerinden yararlanmak istiyorum. Size her zaman kapım açık. Bugün nasıl geldiniz? Bildiğiniz gibi her zaman bekliyorum sizleri. Arkanızdayım. Sağ olun komiserim. Bunları duymak gerçekten beni onur ediyor. Aynı fikirdeyim. Müvekkilim suçsuzdur. Ben de aynı düşüncedeyim. Asıl katil benim. Ben öldürdüm. Kim bu? Komiserim kaç gündür sizi bekliyor. Bunun kendini tutuklatıp cezaevine girip elektrik, su, doğalgaz ödemesin. Kiralar da yüksek olduğu için cezaevinde yan gelip yatmak istiyor. Vay uyanık be. Git lan. Seninle mi uğraşacağız? Ben öldürdüm. Dreamingbeat.com
parayı bozar mısın dayı? Bu parayı ha, benden bozmamı istiyorsun. Bu sahte parayı. Yanacaksın oğlum. Ne oldu ya, hayırdır Ahmet? Ya dayıya bak, beni sahtecilikle suçluyor. İnsanları geri geçe gel. Ne diyorsun lan sen? İhtiyar, yaşına başına bakmam, alırım senin paçanı düdük. Lan! Aslanım, yavaş ol bakalım. Sakin ol aslanım, polis. Yürü lan karakola. Ya benim bir şeyden haberim yok ya, nereye götürüyorsunuz beni? Gel sen, gel. Gidiyorum. Olur mu ya? Osman, soruşturma ne halinde? Komiserim, olay mahalli uzakta. Ekip bir tarafta, ekipman bir tarafta. Bunları... Komiserim, birkaç resim alabilir mi? İyi, al hadi çık. Bunları getirmek lazım. Bunun için sizin olur vermeniz gerekiyor. Anladım. Yani hem oradan hem buradan böyle gidiyor. Ulan, adam aldı kaçıyor lan! İstersen gidelim, başka yerde devam edelim. Program da bitti nasıl olsa. Olur, ben müsaitim. Gayet hoş olur. Ben bir hazırlanayım ama, müsaade edersen. Güzel günlerdi değil mi? Nostalji yaşattın yerli bir günlerle.
Gidiyorsun da. Yok mu? Şimdi dursan. Aşağıya bir oturalım işte. Şervin, hatırladın mı burayı? Yıllar, çok yıllar önceydi. Senden gelirdik. Hatırlamam mı? Şu an çok duygulandım. Adeta nostalji yaşıyorum. Şervin, biz aslında senden beraber olabildik. Neden bu duruma geldik? Her şey çok farklı olabilirdi. Eğer sen mesleğini tercih etmeseydin. Haklısın Şermin. Gerçekten ben mesleğimi seviyorum. Hem de aşırı yoruluyorum. Şu anda yürüttüğüm bir cinayet operasyonu var. Amirim olayı örtbas edip beni aklı sıra emekli edecek. Ondan sonra yerime Altan'ı geçecek. Ama ben asla pes etmeyeceğim. Katilin kocası olmadığını adım gibi eminim. Gerçek suçluyu bulup öyle emek edeceğim. Bence de cinayeti çözülmesen bile devam et. Pes etmek yok. Çünkü sen mesleğine aşık bir adamsın. Bak bunları duyduğuma inan gerçekten çok sevindim. Senden asla duymak istediklerine de bunlardı. Seni türkü söylerken izliyordum. İnan o kadar rahatladım ki. Şu anki sözlerinden daha çok rahatladım. Bırakmayacağım. Gelmiş güzel. Ne çok iyi oldu. Benim için de aynı şekilde. Şermin bayağı geç olmuş. Bakalım sen. Nihayetse bir bakalım değil mi? Kızım mı? Kızım. Çok güzel. Aynı sen. Öyle mi? Evet, gözleri aynı sen. Hep öyle derler. Ay, çok güzel. Şansı güzel olsun. Seninki? Var. 16 yaşında dünyalar güzeli bir prensesim var. Umarım annesine benziyordur. Evet, herkes bana benzetiyor. Güzel bir geceydi. İstersen kalkalım. Başka zaman yine geliriz. Hem evdekiler de merak etmiştir. Evet, bence de kalksak iyi olur. Oldukça geç oldu. Geliriz tekrar. Merhaba, yine ben. Buyurun komiserim. Şarap? Ne bu kardeşim ya, her gelişimde bana şarap ikram ediyorsun ya. Bugün işte sen beni sarhoş yapmaya niyetin var ya, Allah Allah. Ya hem anlamadım, siz sanatçılar sabah akşam durmadan içki mi içiyorsunuz? Şarap candır komiserim. Ben şarap içmeden eserlerime can veremiyorum. Hadi ya. Bir tatsanız. Oo, tavolar da harika. Nasıl satışlar oluyor mu? Sipariş var mı? Sormayın komiserim. Siparişleri yetiştiremiyorum. Yalan. Anlamadın. Ya şey, karım tavolara bayılır. Buyurun bakın. Bir tane benden eşinize hediye olsun. Ay, çok naziksiniz. Eyvah, en iyisini aldı. Sanırım hanım bunu beğenir. Eyvah, en iyisini aldı. Anlamadım. Anlamadım, bir şey mi dediniz? Hayır. Sebebi ziyaretinizi neye borçluyum komiserim? Erken boşa. Ya pardon, bir soruşturma. Anlamadım. Neyse, sen şöyle bir otur bakalım. Komiserim, dosya kapandı biliyordum. Yanılıyor muyum? Henüz benim açımdan değil. Açığı. Ne bu? Ne açısı? Sanatçı bakış açısı mı? Hayır. Kapının açısı. Kapı ne alaka ya? Vallahi ben anlamam komiserim. Gerek her zaman geliyorsun, beni soruşturma maksadıyla sorguya çekiyorsun. Bu zamana kadar bilgiyi toplayamadıysam ben ne yapayım komiserim? Sen bana olay gecesi neredeydin? Onu anlat. Komiserim, siz biraz aklınız gidiyor galiba. Hatırlamıyorsunuz benim söylediklerimi. Daha önce de anlatmıştım ben size. Ne anlatmıştın? Evdeydim o gece. Evet. Aşağıda gürültü patırtı duydum. Sonra?
İndim aşağıya, çaldım kapıyı, açan olmadı. Ellerimi açtım ben de, yalvardım Mevla'ya. Benim sesimi duymuş, komşular da geldiler yanıma. Ne oluyor Avni Bey dediler. Çaldım kapıyı dedim, komşumun kapısını, açan olmadı. Komşularım da beni bu vaziyette gördükten sonra aşağı inmişler, polis aramışlar komiserim. Sonrası malum. Neyse, şimdilik bugünlük bu kadar ama bu soruşturma bitmedi. Görüşürüz. Komiserim bir dakika. Ha, unutmuşum. Tabloyu unuttunuz. Alayım. Alayım dedim. Versene. En iyi toplam aldı. En iyi toplam aldı. Buyurun. Merhaba, buyurun. Buyurun içeriye. Olay gecesi neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Benim taksi buluş gidiyordu. Komiserim bu hatun bizimle dalga mı geçiyor? Biraz anlarız. Nasıl pırıl pırıl yapıyor muydu bari? Hem de nasıl? Deneyin isterseniz. Yok, denememize gerek yok. Başka? Bir daha bir patırtı gürültü. Korkacak bir şey yok canım. Amerikan aksiyon filmi izliyordum. Peki yanlarda herhangi bir gürültü patırdı falan duymadınız mı? Hayır, duymadım. Yani hiçbir şey duymadınız. Hayır duymadım. Ahmet'le sık sık kavga ederlerdi. Peki kavga ettiklerini gördünüz mü? Görmedim, duymadım. Bize müsaade. Arada uğrayın, sohbet ederiz. Hayır, gerek yok, işim başımdan aşkım. Aptal. Gülüzer, bu fularına boğulmuşsun. Gardırobundaki bez parçasının aynı. Ne yani? Bu memlekette fular kullanan tek kişi ben miyim? Bak, Maktunan tırnaktaki kan örneğiyle seninki uyuşuyor. Üstelik kadını boğduktan sonra hırsızlık süsü vermişsin abi. Yakalandın, kadını boğdun. Ondan sonra hırsızlık süsü verdin. Avni, kurnaz Avni, ama bir şeyi unuttum. Evde çalınacak hiçbir şey yoktu. Kocası Ahmet ne var ne yok satıp savuşturmuştu. Tamam işte, katil o. Kan örnekleri aynı değil ama. Seni evden çıkarken görmüşler. Kim? Bütün apartmanda herkes. Örneğin Melahat. Bu kadar yeterli mi? Gülüzer, ne zamandır geliyorsun buraya? Bana para lazım, para bul. Banka bekliyor, kredi kartlarım şişti. Kredimi ödeyemiyorum, bana para bul be! Yeter! Bıktım senin yıllardır alkolünden, kumarından, içkiden. Defol, kapı orada. İnanın, onu öldürmek istememiştim. Ona deli gibi aşıktım. Ama o beni hiç anlamadı. Yani aşkına karşılık vermedi, öyle mi? Bir kere elini tutabilseydim, okşayabilseydim. Çek elini, hadsiz. Al şu suyu iç, kendine gelirsin. O gece kavgadan sonra çaldım kapısını, açtım. Yine seni hırpaladı. Değil mi o şerefsiz? Hala beni rahat bırakmıyor. Evde ne varsa sattı, savdı, alkole, kumara, içkiye verdi parayı.
Seni üzmeye hakkı yok. Boşanmışsın, bitmiş olay. Çok güzelsin. Ne yapıyorsun be? Seni çılgınlar gibi seviyorum. Seni ancak ben mesut edebilirim. Saçmalamaya başladın. Ama hala onunla yaptığına eminim. O at hırsızı... Ne dediğini bilmiyorsun. Defol evinden. Oh,